Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı'yla beraber. Bugün uzun süredir tartışılan bir konu var. Özellikle AK Parti çevrelerinde. Bu İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ve AK Parti'nin diğer ülkelerden önce Türkiye'de mecliste onayladığı ve herhangi bir itiraz olmaksızın onaylayıp 2011'de galiba yürürlüğe giren bir sözleşme bu. Esas itibariyle kadına uygulanan şiddeti önlemeye yönelik. Ama şimdi öyle görülüyor ki partinin muhafazakar tabanından ve muhafazakar aydınlardan işte Hayrettin Karaman, Abdurrahman Dilibak gibi isimlerden güçlü bir itiraz geldi. Aileyi dağıtmak için bir araca dönüştü bu sözleşme diye. Ama onların bu direncine yine AK Parti içerisinden başını kadınların çektiği bir başka direnç ortaya çıktı. Onlar da hayır, bu İstanbul Sözleşmesi iyidir ve kalmalıdır şeklinde bir direniş gösterdiler. Biraz bunu konuşalım istiyoruz. AK Parti'nin çok alışık olduğu bir durum mu bu, birilerinin itiraz edip diğerlerinin savunması şeklinde ikiye parçalanma, özellikle de kadınların başına çektiği böyle bir direnç hareketi? Yani bu Mehmet Yılmaz Erdoğan ilk defa yönetemiyor diye başlık atmış bu mevzu hakkında yazdığı yazıya. Mehmet Yılmaz haklıysa Erdoğan AKP'den söz edemeyeceğimize göre zaten bir parti olarak Erdoğan'ın ilk defa başına gelen bir şey yani. Gerçekte ilk defa başına gelen bir şey midir bilmiyorum ama yani en azından bize görünüm itibariyle beklenmedik. Birçok boyutu var. Kamuoyu, evet, kamuoyuna yansıması itibariyle öyle. Bir de yani aile içinde de bir bölünme diyelim, çocuklar üzerinde. Sümeyye kızı, Sümeyye Hanım savunurken, sahip çıkarken oğlu Bilal bunun kaldırılmasından yana tutum almış oldu. Bu da enteresan bir durum. Evet. Şimdi biz yani Mehmet Yılmaz'ın yazısı da işte buna işaret ediyor. Muhtemelen şimdi bir tarama yapsak, İstanbul Sözleşmesi diye Google'lasak ve işte son bir haftada bu konuda yazılmış çizilmişleri tarasak, bunların neredeyse tamamına yakını işin siyaset boyutu. Yani bir siyasi irade olarak Erdoğan bir şey yapmak istedi ve fakat yapamıyor. Siyaseten bu ne manaya geliyor? Üzerine yapılıyor bu tartışma ağırlıklı olarak. Halbuki bize bambaşka şeyler söylüyor yani mevzu. Bunların başında şu geliyor yani bu muhalefetin iktidar blokunu kodlarken kullandığı muhafazakar taban işte %65 bazen %55 filan dedikleri bazen %70 dedikleri o blokun o kadar yekpare olmadığını, içinde sayısız renk barındırıyor olduğunu, hatta senin demin verdiğin misaldeki bir ailenin içinde bile iki uçta yer alınabiliyor olduğunu gösteriyor. Yani bu muhalefetin çok ciddi dersler çıkarması gereken bir hadise. Okumadığı, bilmediği toplumun, okumadan bilmeden ezberlediği, hakkında ezbere konuştuğu toplumun kendisinin kendi bildiği gibi olmadığını anlaması için çok güzel bir turnusol kağıdı oldu benim açımdan. En önemli şeylerden bir tanesi, göstergelerden bir tanesi bu ve Türkiye hakkındaki göstergesi de yani sosyolojide bir şeyler var. Biz hala siyaset konuşuyoruz ve yani böyle sosyolojiyle bağımsız bir noktada konuşuyoruz yani. Şimdi şöyle ben Aslında orada şöyle bir soru da sorayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk siyasete atıldığında kadınları seferber eden ve kadınları harekete geçirerek ve kadınlar üzerinden yükselen bir siyasetçiydi. Kadınların oyunu aldı ve bu devam etti daha sonra. Hem belediye başkanlığında bunu yapmıştı. Daha sonraki seçimlerde de AK Parti'yi kurduktan sonra da daha çok kadınlardan oy aldı. Ama şimdi ilk kez kendi partisi içerisinde kadınların bir bölümü yapılmak istenen bir şeye itiraz ediyor ve burada Erdoğan'a da bu şekilde davranması yönünde baskı uyguluyor. Bu da biraz enteresan geldi bana. evet, şöyle başlayayım izin verirsen. Bu İstanbul Sözleşmesi denen şey imzalanırken de işte daha sonra seçim beyannamelerinde kullanılırken de üzerinde AKP'nin yığınla kıyameti kopardığı bir husus idi. Ve fakat ben gerçekten bilmiyorum, bilmeden konuşuyorum yani. Kaç kadın, Türkiye Cumhuriyeti'nde kaç kadın, aile içinde şiddete maruz kalan kaç kadın, ya orada ise İstanbul Sözleşmesi var, ben bundan faydalanayım demiştir. Kaç kadın kendisine şiddet uygulamaya kalkan kocasına bak İstanbul Sözleşmesi var, ağzının payını veririm ha, seni zor duruma düşürürüm demiştir. Kaç erkek karısını dövecekken
İstanbul Sözleşmesi var, aman başım belaya girer diye korkup elini çekmiştir. Bunu bilemiyorum yani. Yani şimdi benim tanıdığım Türkiye itibariyle bakıldığında da yani eğer bu süre içinde böyle 1000 kadın çıktıysa İstanbul Sözleşmesi'nden haberdar olup bunu da bir kalkan olarak kullanmayı akıl eden ve becerebilen 1000 kadın çıktıysa bu benim için bile abartılı olur. Hadi diyelim 10.000 olsun. Bu kadar süre içinde bu olaydan reel olarak fayda sağlayan, bunun farkında olan, İstanbul Sözleşmesi'nin kendisine ne sağladığının farkında olan ve bundan reel olarak fayda sağlayan 10.000 kadın olsun. İstatistikleri bilmiyorum ama kabaca Türkiye'de 10 milyon evlilik varsa, evli çift varsa 10.000 demek binde bir demek yani. Evet. 100.000 olsa yüzde bir demek. Ama şimdi, rakamlar öyle bakmak yerine şöyle de bakabiliriz. Şimdi oldu bu, şöyle bir hava oluştu. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni bilmiyor olabilirler ama AK Parti içerisinde de işte kadınlara haklar verildi şeklinde bir hava oluştu ve onlar da bir takım taleplerde bulundular. Şimdi burada işte ben de işaret etmeye çalıştım. Zaten rakamların, öyle beyanların vesairenin böyle ölçüye geldiğimiz şeylerin çok da asıl ölçülmesi gereken, asıl hakkında bilgi sahibi olunması gereken şeyleri göstermiyor olduğuna dair yani. Yoksa İstanbul Sözleşmesi'nin muhtevası nedir ben bilmiyorum. Gerçi ben evli değilim, kimseye şiddet uygulama şansım yok da. Yani şiddet uygulama şansım olsaydı da bilmeyecektim yani. İstanbul Sözleşmesi'nin muhtevası nedir, benim başıma ne getirebilir filan. Bunların, yani bu mevzuatın, orada yazılı cümlelerin vesairenin, bunlara muhatap olan bu yönetmelikler vesaire mevzuat tarafından yönetiliyor olan insanların bunlar hakkındaki bilgisinin yani çok belirleyici olmadığı, aslında başka yerlerde başka şeylerin belirleyici olduğunun çok tipik bir göstergesi bu yani. Dolayısıyla o alttan yürüyen dip dalga öyle işte şurada İstanbul Sözleşmesi hakkında ne biliyorsunuz diyerek veya işte bundan faydalandınız mı diyerek falan ölçülebilir bir şey değil. Ama görünüyor. Görünüyor ki orada bir dip dalga var. Nereden görüyoruz? Herkesin beklentisi şuydu. İşte birileri bu İstanbul Sözleşmesi'ni gündeme taşıdılar. Erdoğan bir değerlendirin bakalım diye bir rapor istedi. Ve işte tamam o rapor gelecek. Sonra da Erdoğan bunu güzelce iptal edecek. Bu uluslararası sözleşmeden Türkiye'yi çıkaracak. Falan herkesin beklentisi buydu. Beklentisi buydu. İşte yani, bir Abdurrahman Dilipak gibi, Hayrettin Karaman gibi yaşlı ve bu camianın itibar ettiği aydınların oluşturduğu bir grup Cumhurbaşkanı'na gidip rapor verdi. Onlar kaldırılmasını talep ettiler. Ama en sonunda onlar biz bu tartışmadan çekiliyoruz demek zorunda kaldılar. İşte, çünkü yanlış anlaşılıyoruz diye. Şimdi kamu denetçiliği kurumu da anladığım kadarıyla sözleşmeden çıkılması yönünde bir rapor hazırlamış. Burada şimdi mesele şu yani beklentimiz buydu ama bu olmadı. Bunu gündeme getirenler, işte bu tür yollarla zafer kazanmaya alışmış olanlar bu sefer yenilgiye uğradılar. Şimdi neden yenilgiye uğradılar? Nerede oldu bu iş? Nerede kotarıldı? Kim kotardı? Bunun öznesi yok çünkü muhalefet kurbanlık koyun gibi. Demin özetlediğim şekilde yani evet bu iş şimdi böyle gündeme geldi. Bunların alışkanlığı bu zaten. Sonra bu oldu, sonra şu olacak. En sonunda da buradan çıkılacak. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bu konuda bizim üstümüze düşen bir vazife yok. Bizim elimizde bir imkan yok diye baktı muhalefet. Öyle yanlış mı değerlendiriyorum? Yani evet, biz bekleyelim, bir şey demeyelim falan diye. Bir iki CHP'den ufak serzeniş olsa da fazla olmadı. Aslında serzenişler de şöyle oldu yani. Bak bunu yapacaksınız. Bak bunu yap ya da kamuoyuna yönelik olarak. Bak bunlar bunu da yapacaklar. Kadınlara böyle davranıyorlar. İşte zaten bizim kültürümüz bu. Bunların bizim kültürümüz dediği şey bu. Zaten kadına böyle davranmak bunların alışkanlıkları vesaire gibi serzenişlerde bulundular. Yoksa hani bunu engellemek için ne yapmamız gerekir? İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayı engellemek için bizim ne yapmamız gerekir diye bakan bir muhalefet olmadı. Olmadı evet. CHP açısından özellikle baktığımızda HDP yok. Açısından da benim bildiğim kadarıyla ben eksik bilgi sahibi olabilirim de yani. HDP kadına yönelik şiddet konusunda başından beri hep mücadele ettiği için kendi bir milletvekili bu konuyla hemen suçlanınca onu ihraç etti. Mesela hemen tedbir aldı. Bu konuda daha bir aktif ama hani toplumsal olarak muhalefeti nasıl örgütledi diyecek olursan orada çok fazla bir şey olmayabilir. Yok, ben kadına karşı şiddet konusunda sadece HDP'nin bir sözü olduğunu düşünmüyorum yani. Kadına karşı şiddet konusunda herkes öyle veya böyle
minimum siyasi bir hassasiyetle bir duyarlılık gösteriyor. Benim derdim o değil. İstanbul Sözleşmesi'nin KÖ'den çıkılması gündeme getirildiği andan itibaren HDP de dahil olmak üzere İYİ Parti'de işte yeni doğmuş olan partilerde ya bak yok hayır biz bunu engelleriz, engellemek için şunları yapmamız gerekiyor gibi bir programa sahip olmadıkları işaret etmeye çalışıyorum. Şimdi bu işi siyaset düzleminde tartışıyoruz ya hep. Biz hep siyaset düzleminde tartışıyoruz. Orada bir siyasi irade var, bir şeye karar vermiş. Normalde nedir? O siyasi iradenin karşısındaki muhalefetin de o karar verilmiş olan işi olmasına mani olmak üzere bir şeyler, nelerse bunlar yeterli olur, yetersiz olur ayrı yani. Haklı olur, haksız olur bunlar ayrı bir şey ama sonuçta bir şeyler. Yani mecliste bir soru önergesi, efendim bilmem nerede bir basın toplantısı, bir gösteri yürüyüşü filan falan yani bir şeyler. Olmadı yani. Orada bir Devlet Bahçeli'nin şey oldu, bunlar yeniden düşünülmelidir diye bir şerh düştü. Ahmet Davutoğlu da açıklamasında net bir şekilde bu öyle hemen kaldırılabilecek bir konu değildir. Bunun üzerinde düşünmek gerekir. Bu kadınlara epeyce hak getirmiştir. Buna sahip Celal, çıkılması doğrudur şeklinde laflar etti. O kadar. Celal yani şimdi seninle biz aynı ülkede mi yaşıyoruz? Aynı ülkede mi yaşlandık yani? Yani muhalefet bu mudur yani? Değil yani. Yani muhalefet, muhalefet yapılmadı yani. Bu konuda muhalefet yapılmadı ve fakat iktidar bloku kendi içinde bir biçimde bir şeyler oldu ve bu işi beceremez hale geldi. Yani verilmiş olan bir karar, verilmiş olduğunu düşündüğümüz, kamuoyunun bütün kesimleri tarafından verilmiş olduğunu düşündüğümüz bir karar, iktidar tarafından hayata geçirilemeyecekmiş gibi bir durum ortaya çıktı. Bir grup, işte tırnak içinde kendisine muhafazakar denen kesim, bir başka grup, yine muhafazakar blokun içine sayılıyor olan kesim tarafından ilgiye uğratıldı. Ve bu görünüyor ki, tekrarlayayım, bu muhafazakarlar denenler demek ki yekpare değillermiş. Demek ki aralarına kama sokulabiliyormuş. Eğer doğru bir muhalefet tarzı olsaymış Türkiye'nin, doğru dürüst aklı çalışan muhalefetleri olsaymış, orada %65 var canım ne yapayım demek yerine bunların arasına uygun yerleri, uygun kamaları yerleştirerek pekala Türkiye'yi 20 yıldır bu zulümden kurtarabilirlermiş. Demek ki bu iktidar blokunda değilmiş tek başına suç. Bunlara muhalefet edenlerin muhalefet etmeyi bilmiyor olmalarından da kaynaklanan sayısız derdimiz varmış bizim yani. Şimdi bunları söylediğimiz zaman ama nereden çıkarıyorsun bak işte şöylelerde işte böylelerde denenler. Şimdi burada görmeliler ki bu muhafazakar dedikleri blok onların zannettiği gibi yekpare bir blok değil. Pekala kendi arasında sayısız çelişkisi olan kendi içinde. Ben şimdi bunları muhafazakarlara bakarak söylemiyorum ki. Yani normal olarak bütün insan toplulukları kendi içinde sayısız çelişki barındırır. Sen bu çelişkileri kullanmayı bilmiyorsan seni yenenleri öyle yekpare bir şey olarak görürsün, gösterirsin. Kendini haklı çıkarır sonra yine CHP genel başkanı seçilirsin filan falan da yani ama haklı olmazsın yani. Evet. Şimdi Aydın Ünal var. Eski Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanken metin yazarıydı ve bir dönemde Ankara milletvekilliği yaptı. Onun bir tweet'i var. Orada şöyle bir değerlendirmede bulundu. Dedi ki iki yeni partiyi söyleyerek Babacan ve Davutoğlu için bunlar büyük bir fırsatı kaçırdılar. Ayasofya'nın açılması ve işte İstanbul Sözleşmesi konusunda neyin yapılmak istendiğini bile anlamadılar. Bunlar stratejiden bile yoksunlar. Kaybettiler diye bir açıklaması var. Evet şimdi ben yani bu lafın arkasında ben duymadım lafı da senden duydum yani. Bu lafın arkasında eğer değil yani bu lafın arkasındaki ima şu. Erdoğan'ın bir stratejisi var. Evet. Yani bu Ayasofya ve işte İstanbul Sözleşmesi meselesini böyle bir stratejinin parçası olarak gündeme getirdi. Ve işte böylelikle bu strateji bilmeyenleri de taca attı. Strateji bilmeyenler taca çıktılar. Buna katılıyorum Aydın Hanım dediğini. Ama bunun Erdoğan'ın bir stratejisi olduğuna asla ihtimal vermiyorum. Yani. Erdoğan tele kapılmış çöp gibi sürükleniyor. Ama bu maçtan kim kazançlı çıkacak dersen ben sana bahse girerim ki Erdoğan kazançlı çıkacak. Çelişiyor gibi mi geliyor söylediklerim bilmiyorum ama sonuçta çünkü karşısında bir hakikaten bir muhalefet yok yani. Şimdi Erdoğan çıkacak diyecek ki aha bak gördünüz. Bizim iktidarımızda sonuçta demokratik bir biçimde bir tartışma gündeme geldi. Belli bir kesim kendi tezini savundu. Öteki kesim de başka bir tezi savundu. Ve sonuçta
bu demokrasiden işte İstanbul Sözleşmesi'ne kalmamız kararı çıktı diyecek. Buradan da bir kendisine bir şey devşirecek yani. Sonra muhalefet diyecek ki ooo işte ama orada şunu demişti, onu unuttu da burada bunu demişti, bak 200 defa. Ya kardeşim mesele bu değil yani. Mesele başka bir yerde. Başka bir yerde dönüyor. Adam orada bir oy, bir stratejisi yok ama bir oyun oynuyor. Yani sonuçta top ayağına geldiği zaman o topu kaleye doğru götürmeye çalışıyor. E sen topu ayağına aldığın hatta, zaman... Hatta topu ayağına almak için de çaba harcıyor. Evet. Tekme atıyor, şunu yapıyor ama yani sonuçta bir şey yapıyor. Yani sen şimdi orada taç çizgisinin kenarına çıkmışsın ama bu bana tekme atıyor diye hakeme şikayet edip duruyorsun veya tribünlere şikayet edip duruyorsun. Adam bir şey yapıyor yani. Dolayısıyla da o yüzden kazanacak. Haklı olduğundan, bir stratejisi olduğundan, şundan bundan diye adam oynadığı için kazanacak yani. Ve geçenlerde söyledim yani, benim bildiğim seyircilerin kazandığı hiçbir oyun yok yani. Şimdi seyrediyorlar, sonra Erdoğan kazanıyor, bak işte burada muhafazakarlar %65 o yüzden böyle oluyor, bu toplum böyle filan falan deniyor. Filan falan. Şimdi bu işin siyaset tarafını ben de uzattım yani. Siyaset tarafı beni çok ilgilendirmiyor. Burada asıl üzerinde yoğunlukla durmamız gereken şey şu. Sonuçta hangi direnç noktasına takıldı bu iş? Elle tutulur, gözle görülür bir yerlerde bir direnç noktası yok. Bu durumlarda biz bu işe kültür deriz. Bunun adı kültürdür yani. Burada direnen şey kültür. Şimdi bu kültür böyle bizim kültürümüzde kadını dövmek mubahtır demekle olmuyor yani. Sen annenden babandan dayak yedin mi? Ben bir defa babamdan yedim. Annenden yemedin mi? Çok değil yani. Çocukken. Yani niye utanıyorsun? Ben annemden her gün dayak yiyordum. Yok. Sen oğlunu dövdün mü hiç? Dayak attın mı? Bir defa. Ben kızıma bir tek tokat atmadım bugüne kadar. Sonuçta bu bir nesil içindeki gelişme bu. Okulda dayak yedin mi? İlkokulda yedim ve attım. Hayır hayır, öğretmenlerden dayak yedin mi? Evet, ilkokulda yedim. Senin oğlun yedi mi? Sanmıyorum. Benim, ben de okulda çok dayak yedim öğretmenlerden. Ama benim kızım da dayak yemedi. Şimdi demek ki kültür dediğin şey işte böyle bir şey yani. O zaman baktığın zaman işte evet, et senin kemiği benim, huysuzluk yaptığı zaman dövebilirsin diyen ebeveynler vardı. Bunu demeseler bile kültür buydu ve öğretmenler bizi kendi çocuklarında gibi dövüyorlardı yani. Şimdiki öğretmenler bunu yapamaz. Ortada bir mevzuat olduğundan vesaireden muhtemelen o zamanki mevzuat da buna maniydi yani. Ama ama o yani işte bir şeyler değişiyor. Şimdi bizim kültürümüz hangisi bunların? Bizim kültürümüz bu değişen şey. Kültür dediği şey değişir. Tamam, şimdi burada da görünüyor ki bir şeyler değişmiş, değişiyor yani. Nedir o değişen? Sen kadınları okula yollarsan, diploma alırlarsa ve o diplomaya yaslanarak kendi hayatlarını kazanabilecek duruma gelirlerse onları artık istediğin gibi dövemezsin. Gerçi dayak yiyen kadınların yapılan araştırmalar gösteriyor ki sadece Türkiye'de değil, dünyada da ağırlıklı bir kesimi yine eğitimli okumuş kadınlar, eğitimli kadınlar, eğitimli kocalarından dayak yiyorlar. Bu neden kaynaklanıyor? O kadının işte özgürlüğü var yani. Olmasaydı dövmeden şiddet uygulama şansın vardı. Dayak atmadan şiddet uygulama şansın vardı. Kadının kaçacak bir yeri yoktu yani. Gidecek bir yeri yoktu. Şimdi kültür değişmiş. Çünkü maddi şartlar değişmiş. Bu maddi şartları değiştirmeden Türkiye'yi modernleştirmeye çalışan bir takım heyetler vardı. Yani dertleri bu maddi şartları değiştirmek değildi. İşte orada bir takım makyaj unsurlarıyla Türkiye'yi modernleştirmeye çalışanlar vardı ve modernleşme güzergahını biz tayin ederiz, buradan yürünecek diyorlardı. Onların hiç işaret etmediği yerlerden bu toplum modernleşti, modernleşiyor yani. Bu düşük tempolu olabilir, yüksek tempolu olabilir, onları ayrıca tartışabiliriz. Ama modernleşme dediğimiz sürecin bir özneye ihtiyacı yoktur, modernleştiriciye ihtiyacı yoktur yani. Hem de bu sefer muhafazakar blok içerisinden bu talep yükselerek geldi. Zaten bence muhafazakar blok modernleşmeye daha yatkın bir blok Türkiye'de. Modernleşme açlığını daha çok duyan bir blok yani. Ama karşıda birileri modernleşme öyle değil, bizim dediğimiz yoldan olacak dedikleri için bir sıkıntı var Türkiye'de çok uzun süredir. Bu patinaj yapıp duruyoruz. Manasız bir patinaj yani. Aslında manasız değil o. Modernleşmenin yolunu biz tanıyacağız diyenler sırf onun üzerinden bir itibar ve imtiyaz
devşiriyorlar uzun yıllardır. Çok uzun yıllardır yani. Aslında Türkiye'yi modernleştirmek gibi dertleri yok o özneleri. Onların derdi, onlar kolej mezunu. Ben kolej mezunu olduğum için bu kadar rahat konuşabilirim yani. İyi okullardan mezunlar ve buradan devşirdikleri imtiyazlar, itibar neyse bu sürsün istiyorlar. Bunu da Türkiye'yi modernleştirme ihalesini almış olmalarına atfediyorlar yani. Ona bağlıyorlar. Böyle bir şey yok. Türkiye modernleşiyor ve nasıl modernleşiyor? İşte şehirleşerek modernleşiyor. Kadın kırsaldayken modernleşemez. Modernleşmenin bütün dünyada temel motoru kadınlardır. Ve kadın kırsaldayken modernleşemez. Türkiye'de göçün asıl ittiricisi kadınlar. Çünkü çocuklarının şehirlerde okumasını istiyorlar. Sınıf atlamasını istiyorlar. Çünkü çocuk kadınındır biyolojik olarak. Filan böyle bunları uzatabiliriz. Uzatmadan özetleyecek olursak sonuçta başı örtülü kızları okutmak Türkiye'nin modernleşmesine hizmet etmek idi. Ve Türkiye'nin modernleşmecileri, kendilerini modernleşmeci olarak görenler başörtülü kızları okutmayarak bir modernleşme sağlamak gibi salak saçma bir projenin müellifi oldular uzun yıllar yani. Şimdi de geliyorlar diyorlar ki ama bak işte görüyorsun bunları. Bunları görüyoruz. Bunlar nereden güç alıyorlar? O başörtülü ve şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin önüne çıkıyorlar. Muhtemelen ondan hiç faydalanmamış. Belki de faydalanacak. Belki içeriğini de bilmiyor. Ama senin demin dediğin gibi bir dakika burada kadınların bir kazanımı vardı ve bu kazanım riske girdi. Bir hissettiği için telakkuza geçen muhafazakar kadınlar mani oluyorlar bu sürece. Evet, dediğin gibi aslında Türkiye'de kadınların mücadele ederek sonuç aldığını görüyoruz ve bunların da büyük oranda artık muhafazakar diye tabir edilen kadınlar kümesinden olduğu daha net bir şekilde görülüyor. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden var eden, yaşatan zannediyorum ki AK Parti çevrelerindeki kadınlar, kadın hareketi oldu. Muhalefetin kadın hareketinden daha çok diyebiliriz diye tahmin ediyorum. Şimdi tabii ben sözleşme hakkındaki tartışmaların bundan sonra nereye doğru evrileceği hakkında çok tabii bir fikir sahibi değilim. Yani buradan Erdoğan çok öfkelenip bir şeyler de yapabilir. Yani onları bilemem ama hikayenin gelişimi bize şunu gösteriyor. Yani sonuçta bizim muhafazakar tabirini kullanırken de daha cimri davranmamız lazım. İşte bu işi siyaset, bu tür şeyleri sadece siyaset boyutunda ele alırken de daha cimri davranmamız lazım. Yani benim zaten temelde farkım, sen biliyorsun yani ben olabildiği kadar meseleleri sosyolojik düzlemde ele almaya çalışıyorum. Siyasetle ilgili olarak ama siyasetin sosyolojik bağlamında ele almaya çalışıyorum genel olarak yani. Ama biz durmadan isimleri, partileri ve böyle belirgin özneleri konuşuyoruz. Halbuki işte görünüyor ki dipte başka türlü dalgalanmalar var ve onlar bambaşka şeylere gebeler yani. Bunları teşhis edip değerlendirme kabiliyetten mahrum olanlar da muhalefet yapma şeyiyle bizi oyalıyorlar. Sıkıntı burada yani. Yoksa sosyoloji son derece elverişli yani Türkiye'de. Evet, yani toplumun değiştiğini ve hızla da değişmekte olduğunu görüyoruz. Ama bu değişime ayak uyduramayanın siyaset ayağı, o siyaset ayağının da muhalefet kesimi olduğunu daha net görüyoruz bu son yaşadığımız olaylarla birlikte. Çok turnusol kağıdı gibi bir şey oldu yani. Evet, zaten öyle olmasaydı kongrenin hemen arkasından Cumhurbaşkanı adayı olmuş birisi ben ayrı bir parti kuracağım demezdi CHP için. Bu da orada bir sorun yaşandığını gösteriyor topluma. İstersen burada bitirelim. Önümüzdeki günlerde diğer programlar, diğer konularla birlikte oluruz. Peki dostlar, tamam. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.